Hadisim. Merhaba, evet. Jeneri, Jeneri sendin değil mi? Bu senin kağıdın. Sana göre kış aylarında dünya güneşe yaz aylarında olduğundan daha uzak olduğu için kışlar soğuk geçiyormuş. Hayır hayır, bu hiç de böyle değil. Al bunu, git tuvalet kağıdı olarak kullan. Bence bunları yazarken elinde tuttuğun kalemle beynin arasında çok fazla mesafe varmış. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz mevsimler. Kaleminizi ve Mısır'dan gelen papirüsünüzü çıkartın ve mermere oymaya başlayın. İşte 2002 yılından bir örnek. 2002 yazında güneşle dünya arasındaki mesafe 152 milyon kilometreydi. Aynı yılın kışındaysa aradaki mesafe 148 milyon kilometreden fazla değildi. Ama 2002 yılının kış sezonunda havalar normal soğukluktaydı. Kısaca dünya ile güneş arasındaki mesafenin mevsimler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ayrıca eğer senin mantığına düşünürsek, benim küçük Jeremy'm, kış Avrupa'yı kasıp kavururken nasıl oluyor da Güney Afrika'da yaz oluyor? Ha? Biz de onlar da güneşe eşit uzaklıktayız. Burada önemli olan güneşin ısıtıcı ışıkları. Güneş, evet. Dünya, kuzey ve güney kutuplarından geçtiği kabul edilen hayali bir çizgi olan kendi ekseni etrafında döner. Aynı zamanda yörünge diye adlandırdığımız elips şekilde bir yol çizerek güneşin etrafında da döner. Dünyanın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme ise ekliptik düzlem denir. Dünyanın dönüş ekseninin ekliptik düzleme dik olmadığını, aralarında 23 derecelik bir açı olduğunu düşünün. Her 21 Aralık'ta dünya bu konumda olur. 21 Aralık, kuzey yarım küre için kış solstisidir ve yılın en kısa, en az gün ışığı alan günüdür. Garson, bakar mısınız lütfen? Ben 4 mevsim pizza istiyorum. Ne? Kalmadı mı? Mevsimler bitmiş burada. O zaman ben etli kuru fasulyeyle lahana turşusu alayım. Şimdi güneş ışınlarının açılarına odaklanın. Gördüğünüz gibi güneş ışınları kuzeyi sıyırarak geçiyor. Güneye ise dik düşüyor ve alfa açıları kuzey yarımkürede daha büyük. Kış aylarında güneşi gökyüzünde daha az gördüğümüz için güneş ışınları da dünyamızı daha az ısıtıyor. Mevsimler bir yılın farklı iklimsel özelliklere sahip bölümleridir. Dünyamızda her biri 3 aydan oluşan 4 mevsim yaşanır. Mevsimler dünyanın kendi dönüşünün güneşin etrafında döndüğü yörüngeyle aynı hizada dönmemesinden kaynaklanır. Gördüğünüz gibi kuzey yarımkürede yaz solstisi olduğu için 21 Haziran, kış solstisi olan 21 Aralık'tan daha çok güneşli. Evet, eğer öyle olmasaydı Haziran'da kar topu oynayacaktık. Yılbaşında bahçede mangal yapacaktık. Haziran'ın sonundan Ağustos'un sonuna kadar kızakla kayacaktık. Neler oluyor? Ne oluyor? Ah! Bugün günlerden ne? Her iki solstisin tam ortaları, yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleridir. Bu tarihlerde her iki yarımkürede aynı miktarda güneş ışığı alır. Gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Mevsimler de işte o tarihlerde başlar. 21 Mart, kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. 23 Eylül, kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahar başlangıcıdır. Ve bu böyle devam eder. Milyonlarca yıldan beri de böyle devam ediyor. Ama küresel ısınma nedeniyle her şey değişecek. Bu mevsim döngüsü sıkıcı bir hal almaya başlayacak. Hadi çabuk, bir uçağın içinde veya gemideki bir konteynerin içindeki iki tane karidesi almak için sokağımızın başındaki markete 4x4'lerimize gideceğiz. Özet olarak dünyanın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı ortalama hava durumu koşullarına mevsim denir. Daha fazla bilgi almak isterseniz size Vivaldi'nin 4 mevsim eserini dinlemenizi öneriyorum. Bunu mantar yerken yapın ama çok güzelmiş. Şimdi çıkın. Bu gerçekten çok güzel.